Özben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davasının duruşmasına Ankara'da olduğu ve koronavirüs endişesiyle uçakla İstanbul'a gelemediği gerekçesini sunarak katılmamıştı. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Ünlü şarkıcı davadan bir gün sonra Bebek'te magazin hattı kamerasına takıldı. Spora gittiğini söyleyen Ergen, keyfinin yerinde olduğunu anlattı. Gülmen nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Efendim? Ergen, Hülya Avşar ve Demet Akalın'ın aksine sanat dünyasındaki dostluklara inandığını söyledi. Bu sanat camiasındaki dostluklara inanıyor musunuz siz? Tabii ki bir sürü dostluklar da var, düşmanlıklar var. Her meslek dalında var. Sanatçılara böyle denmesine üzülüyorum. Son dönemde Demet Akalın'ın bir açıklaması oldu ya, ben de eskiden inanıyordum ama artık inanmıyorum dedi. Hülya Hanım... Herkesin kendi yaşadığıyla alakalı. İnsanı kırıyorlarsa, küstürüyorlarsa böyle düşünmüş, böyle söylemiştir. Gidiyorum... Albüm nasıl gidiyor? Onu soralım tepkiler. Her şey çok güzel gidiyor. Bay bay. Sağ olun. Ergen daha sonra Nişantaşı'nda bir binaya girerken görüntülendi. Çıkışta Gülben Ergen, muhabirlere neden bu kadar telaşlı olduklarını sordu. Koronavirüsünden sebep gelemediğiniz söylendi. Avukatımız öyle bir açıklama maskeyle yaptı. Maskeyle bekliyorduk sizi zaten. Allah Allah. Evet, var mı öyle bir şey efendim? Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'in açtığı davanın yeni duruşması öncesi 13 yaşındaki oğlu Atlas Erdoğan'la Etiler'de akşam yemeği yedi. Ergen çıkışta kameraları fark edince oğlunun yanına aldı. Ünlü şarkıcı oğlu Atlas'la hızla şoförünün getirdiği minibüse bindi. Bu sırada mekanın güvenliği görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Hanım nasılsınız? Hayır. Ya çok da sohbet etseydik hiç göremiyoruz. Akşam yemeği yemişsiniz çocuklarınızla. Ünlü şarkıcı sabahsa soluğu avukatı Altın Mimir'le İstanbul Adliyesi'nde aldı. Erhan Çelik'i avukatı Ahmet Avşar'ın temsil ettiği duruşma sonrası Ergen'in oldukça gergin olduğu görüldü. Ünlü şarkıcının avukatı Altın Mimir bir ara görüntü alan muhabirleri uyardı. Rica etsek pek hoş olmayan bir durum şu an. Karar açıklandıktan sonra. Nasıl geçti dava? Gülben Ergen'in çocuğunun gözü önünde öldürülen Emine Bulut'la ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı namussuz lafıyla olaylı şekilde boşandığı Erhan Çelik'e hakaret ettiği öne sürülmüştü. Duruşmada sosyal medya paylaşımıyla eski eşini kastetmediğini belirterek gözyaşı döktüğü öğrenilen Ergen, 2 yıl 4 aya kadar hapis sistemiyle yargılandığı davadan beraat etti. Evet, geçmiş olsun. Neler söyleyeceksiniz? Kadın cinayetiyle ilgili yaptığım yorumla ilgili geldim. Elbette ki arkadaşlar, ne bekliyordunuz ki başkanım? Yine adalet yerini bulduk. Her zaman da bulduk. Gülben Ergen, adliyeden ayrılmadan önce avukatlarıyla fotoğraf çektirdi. Aylık gelirim 15 bin TL dedi. Vay anasını sayın seyirciler, vay. Gülben Ergen'in İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın tutanaklarında aylık geliriyle ilgili yaptığı açıklamada dikkat çekti. Geçen günlerde bir bakliyat firmasının reklamında da oynayan ünlü şarkıcı mahkemede aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu beyan etti. Evet, geçmiş olsun. Öte yandan eski eşi Gülben Ergen'e açtığı davadan vazgeçmeyen ve istinah mahkemesine gitmeye hazırlanan Erhan Çelik, ikinci kez baba olacak. İlk eşi avukat İlknur Türker'den, Kayra adında bir oğlu olan Çelik'in, geçen Ekim ayında evlendiği operatör doktor Özlem Gültekin erkek bebek bekliyor. Başarı, mutluluk, huzur, bu yol oraya götürüyor gibi geliyor bana, sence? 2020'de... daha da büyüyerek, daha da özlemle, daha da sevgiyle ve aşkla 2020'yi karşılamaya senin yanı başında tüm kalbimi dileklerin diliyorum. Dileklerin doldur.